Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Tahmin edeceğiniz üzere bugün de yine oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım. Videomuza geçmeden beğenileriniz ve yorumlarınız oldukça önemli. Desteklerinizi eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu oluruz diyerekten bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde arkanıza yaslanan olaylar kıymetli dostlar. Aselsan Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Akyol'un Kanada'ya fırlatmış olduğu öyle roket füze falan değil. Direkt nükleer bombaya uzanacağız. Bileceğiniz üzere 2. Karabağ Harekatı'nda biz Azerbaycan'a destek verdik diye Kanada Westcam kameralarına bir ambargo uygulamıştı. İnsan savaş araçlarına takılan Kanada kameralarını Türkiye'ye göndermemişti. Kıymetli dostlar, yaşanan bu gelişme Türk savunma sanayisini tahmin edeceğiniz üzere güçlendirmişti ve Kanada'dan daha iyi bir kamera sistemine Türk savunma sanayisi Aselsan sayesinde milli imkanlar sahip olmuştu. Ahmet Akyol Kanada hakkında çok önemli bir şey paylaştı dün. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Ahmet Akyol neler söylemiş, hep birlikte öğrenelim. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Kanada'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırmasını ve yerli insan sava aracı kameralarına gelinen son aşamayı değerlendirdi. Karabağ Harekatı'ndan sonra ortaya çıkan haksız ambargoların ardından biz CATS kameramızı geliştirdik ve SİHA'larımıza entegre ettik. Bugün itibariyle ihracat gerçekleştirilen ülke sayısı 10'u aştı. Teslim ettiğimiz CATS kamera sayısı da 178'i geçmiş durumda dedi. Devamında CATS'in ardından biz dünyada bu alanda en iyi ürünü ortaya koyma iddiasıyla çalışmalarımıza başlamıştık. Özellikle SİHA ve İHA üreticilerimizden gelen geri bildirimler, silahlı kuvvetlerimizin bize yaptığı geri dönüşler ve bizim bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübelerden aldığımız yetkiler ile kamerayı geliştirdik. İnsan sava aracı üreticilerimiz kamerayı uçurdu. Kendi alanında bilinen meşhur birkaç yabancı ürüne göre her kanalda %20, %30 daha fazla performans gösteren bir kamera oldu. Artık bütün kullanıcılarımızca kabul edilmiş durumda. Lazer işaretleme menzili açısından gerçekten çok hassas bir kabiliyete ulaştı dedi. Devamında ise Ahmet Akyol ambargo konusuna değinerekten ambargo ile ilgili durumu ise şöyle değerlendiriyorum. Öncelikle Kanada NATO müttefikimiz, ambargoyu kaldırmış olmasını iyi bir adım olarak değerlendiriyorum. Bugüne kadar ambargo koyarak bize bu teknolojiyi kazandırdığı için biz mutluyuz, keyifliyiz. Bu teknolojileri geliştirdiğimiz için gururluyuz. Bizim kameramız daha iyidir. Kanada başta olmak üzere herkese hizmet vermeye hazır dedi. Ayrıca Sayın Ahmet Akyol, siper hava savunma sisteminin de 2024 yılının ilk yarısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edileceğini, siper ve hisar sistemlerindeki menzil iyileştirmeleri için Aselsan'ın çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Parantez açmak isteyeceğim, zaten Sayın Genel Müdürümüz de belirtti. Sırf özellikle dedi Aslıflır 500 sisteminin gelişimi için mühendislerimiz son 3 aydır hafta sonu tatiline çıkmadılar. Gece gündüz demeden sürekli çalıştılar dedi. Bu büyük fedakarlık da bence unutulmaması gereken hususlardan bir tanesi. Kanada acaba Türkiye'den böyle bir şey ister mi diyebilirsiniz. Kıymetli dostlar, bileceğiniz üzere Westcam şirketi batmıştı. Türkiye insan sava aracı kamerası almayı kestikten sonra Kanadalı şirket iflas etmişti. Kanada'da sürekli şu günlerde özellikle Ukrayna'ya destek amaçlı insan sava aracı göndermeyi planlanmakta. Yani rakamlar kulislerde 700-800 kadar İHA göndereceklermiş. Acaba ona takacak kameraları yoksa bu konuda bence Aselsan onlara yardımcı olabilir. Sonuçta NATO müttefiyiz. Zaten Sayın Ahmet Akyol da belirtmiş. Kendi şirketleri iflas ettiğine göre artık çareyi Türk şirketlerinde de arasalar bence çok da fena olmaz diyorum ve akabinde bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Yunan basınına gideceğiz. Yunan basınından Enoplos son yapmış olduğu haberinde dedi ki sözde Hindistanlı Rafael savaş uçakları, hani Yunanlarda var ya Rafael, Hindistanlı Rafael uçakları Pakistan sınırının hemen yakınlarında bir tatbikat icra etmişler. Daha sonrasında ise karşımıza aynen şöyle bir başlıkla çıkıyor. Görmüş olacağınız üzere Hindistan'ın Pakistan sınırı yakınlarında gerçekleştirmiş olduğu hava tatbikatı sonrasında Rafael, Türkiye ve Pakistan'ın korktuğu tatbikat sırasında yaşandı diye başlık atmıştı. Haberin detaylarına indiğimizde Rafael bir tatbikatta Türkiye ve Pakistan'ın korktuğu şeyi Yunanistan'ın şu anda sahip olduğu Fransız savaşçılarıyla yaşandı. Hindistan'ın Pakistan sınırına yakın Pokhan bölgesi, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 120'den fazla uçağının yer aldığı geniş çaplı bir tatbikatla saldırı yetenekleri
hareketlerini sergilemesiyle güçlü patlamalara sahne oldu. Hintli Rafael bölgenin yüksek çözünürlüklü keşif görüntülerini alırken hava hedeflerini görsel menzilin ötesinde tek bir havadan havaya füzeyle yok ederek gösteriyi gerçekten de büyüledi. Bu Türkler ve Pakistanlılar için başka bir baş ağrısıdır. Çünkü Rafael gerçek zamanlı navigasyon veya hedefleme için 3 boyutlu arazi haritaları üreterek altyapı tesislerin tamamen yok edilmesinin önünü açabilmektedir diye Yunan medyası haberini sonlandırmıştı. Allah Allah, habere bakar mısınız ya? Bu habere şimdi kıymetli dostlar kim güler, ben size diyeyim mi? Katar'la birlikte ortak hava tatbikatı, Katar'ın Rafael'leriyle birlikte ortak hava tatbikatı yapan Türk Hava Kuvvetleri personeli bu habere bence çok güzelce ne de bir güler. Yani kendilerince işte bizim elimizde bulunan Rafael'ler Pakistan sınırında bir tatbikat yapıyor. Pakistanlılar endişe duyuyor. Pakistan'la beraber Türkiye'de o endişeyi duyacak. Çünkü bizim elimizde de aynı Hindistan'ın elindeki Rafael'lerden var diye sözde işte kızım sana diyeyim gelinim sen anla muhabbetine getirerekten bizim gözümüzü korkutmaya çalışmışlar. Fakat ben şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Allah razı olsun Katarlı kardeşlerimizden. Yani Rafael'leri Türk Hava Kuvvetleri'nin emrine amade bir şekilde bizim ayağımızın önüne getirdiler. O konuda kimsenin şüphesi olmasın elhamdülillah. Katarlı Rafael'ler sizce, ben şimdi size soruyorum hazırsanız ama böyle yüreğinizle cevap verin lütfen. Siper veyahut da Hisar sistemlerimiz Katar'ın Rafael'lerini şöyle bir güzelcene seceresini çıkartmamış mıdır? Bir güzelcene şöyle içinden geçmemiş midir? Yani bizim yerli hava savunma sistemlerimiz olsun veyahut da S-400 sistemlerimiz Rafael'in bence şu an içini dışını tüm böyle iskelet yapısı da dahil her şeyini bilmektedir. Benim tahminlerim bu yöndedir ki zaten Türk Hava Kuvvetleri de boşu boşuna Katar'la Rafael tatbikatı gerçekleştirmedi. Komşuya buradan sesleniyorum. Komşu ne yazık ki buradan da sana malzeme çıkmaz. Türk Hava Kuvvetleri bu demiş olduğun mevzunun da önünü aldı. Ben şunu da şimdi merak ediyorum. Siz şimdi diyorsunuz ya işte Rafael'lerle Türkler karşılaşacak. Siz onu bunu bir boş verin de Milli Muharip Uçağımız Kaan'la siz karşılaşınca ne yapacaksınız? Bir hayal edin kıymetli dostlar. Şu günlerde Milli Muharip Uçak'tan güzel haberler gelebilir. Onu da belirteyim. 18 Mart kulislerde konuşuluyor. Ama şu günlerde de her an bir şey olabilir ilk uçuşuna dair. Şimdi mevzuya dönelim. Düşünsenize bir. Adalar Denizi üzerinde Milli Muharip Uçağımız Kaan sene kaç olsun? 2032 yılının Haziran olsun. Şöyle güneşli, çiçek gibi bir Ege sabahına uyanmışız. Milli Muharip Uçağımız Kaan. Hadi bu Yunanların Rafael'leriyle ilk karşılaşma, ilk it dalaşına girdiği anda Yunanlılar sizce ne hissedecek? Bu mevzuyu sadece bir düşünün. Yüreğinize cevap verin. Ne diyecekler? Hayda bu ne ya? Bununla bir de, biz daha önce hiç karşılaşmadık. Türkler nasıl bir şey yapmış diye. Ne yapacak? Hemen canhıraş Yunan Rafael pilotu hemen aceleyle üstüne dönecek. Amirlerine hesap vermenin derdine düşecek. Bu mevzuyu lütfen bir ara ara düşünün. Ben çünkü düşündükçe böyle gururlanıyorum. Yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Milli Muharip Uçağın elektronik harp taktiklerini ilk tadına bakacak ülkede tahmin edileceği üzere komşumuz olacak. Komşu da yakından Milli Muharip Uçağın tadına bakmış olacak diyorum ve bugünkü 3. konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde şimdi sizlere dedim ya Kaan'ın ilk uçuşuna çok az gün kaldı diye. Mesela Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın sosyal medyada karşımıza çıkan özel olarak hazırlanan ilk patch tasarımı gerçekten de patch çok ama çok hoşumuza gitti. İlk uçuşu için tasarlanmış bu patch. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde sizlere bir haberi aktarmıştım. Luay Elbasyuni, hani şu NASA'da yüksek füze mühendisi olarak görev yapan bir Filistinli mühendis vardı ya işte daha sonrasında onun ailesine Milli İstihbarat Teşkilatı 4 günlük efsanevi bir operasyonla Gazze'den çıkartmıştı ya. Elbasyuni kıymetli dostlar dikkat çekici bir açıklama yaptı. Dedi ki Elbasyuni Mars'a roket göndermek, Gazze'ye bir şey göndermek ya da oradan bir şey çıkartmaktan daha kolaydır diye önemli bir tweet paylaşmıştı. Hemen devamında kıymetli dostlar Rusya her şeyi affediyor ama ihaneti affetmiyor. Rusya istihbaratı İspanya'da özellikle de geçtiğimiz dönemlerde oldukça popüler olan Maxim Kuzminov'a suikast düzenledi. Maxim Kuzminov kimdi? Önceki dönemlerde Rusya personeliydi. Kendisi helikopter pilotuydu. Rus helikopteriyle birlikte, Rus Mi-8 helikopteriyle birlikte Ukrayna'ya iniş gerçekleştiriyordu. Daha sonrasında Ukraynalı kaynaklar 500 bin dolar ödülde aldığını belirtmişlerdi. Daha sonrasında bu Ukrayna'ya kaçan Rus pilot İspanya'da yaşamaya başlamıştı. Fakat İspanya'da büyük ihtimalle KGBT ajanları peşini bırakmadı ve kendi
kendi ülkesinin uçağını Ukrayna'ya götürüp daha sonrasında Ukrayna'dan para alıp İspanya'da yaşamaya başlayan bu kişi Maxim Kuzminov İspanya'da bugün ölü bulundu. Hazır istihbarati olaylardan bahsettim. Milli İstihbarat Teşkilatımız yine tam gaz ülke içerisindeki çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor. Son olarak da Milli İstihbarat Teşkilatı Çin istihbaratı ile görüşmeler gerçekleştirerek Türkiye'de yaşayan Türkistanlıların ileri gelenleri, Türkiye'de faaliyet gösteren Doğu Türkistan dernekleri ve kuruluşları hakkında bilgi toplayan 7 şüpheliyi bugün tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca topladıkları bilgi ve belgeleri Çin Halk Cumhuriyeti istihbarat unsurlarına aktardıkları ileri sürülen şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasi Bondan'ın yapmış olduğu değişik açıklamalara gideceğiz. Değişik dedim çünkü metni sizlere aktarınca eminim ki sizlere de değişik gelecek açıklamalar. Vasi Bondan dedi ki Rusya Baykar'ın Ukrayna tesisine hedef alırsa olayın Türk-Rus ilişkilerine nasıl etki edebileceğini düşünelim. Örneğin İstanbul Boğazı Rus petrol tankerlerine kapatılabilir mi? Çok basit bir çözüm olur diye bir açıklama yapmıştı Vasi Bodnar. Yani bilmiyorum ama Ukrayna'nın yani niyeti pek halis değil gibi. Bu nasıl bir açıklamadır Sayın Bodnar? Bir sormak istiyorum mesela. Yani Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek için gerekirse Baykar'ın tesisleri bombalansınla göz mü yumacaksınız? Hani öyle bir açıklama yapmış ki Büyükelçi. Ya Baykar bombalansın da yeter ki Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelsin dercesine bir açıklama olmuş. Yani bunu da belirtmeden edemeyeceğim. Yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bugünkü sosyal medya haberlerimizin sonuna doğru yaklaşırken Trump yine skandallarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yani ben bu adamı çözemedim kıymetli dostlar. Şu habere bakar mısınız mesela? Yeni karşımıza çıkan bir haberdi. Washington Post bugün kaleme aldı bu haberi. Washington Post'un haberinde denilmekteydi ki 2018'deki NATO zirvesinde dönemin ABD Başkanı Trump konuşmasını yapmadan hemen önce Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a NATO'dan çıkıp burada tarih yazalım mı diye sormuş. Dönemin Dışişleri Bakanı Pompeo ile Bolton NATO'dan çıkmaması için Trump'a yalvarmış. Ancak Bolton Trump'ın ikinci kez seçilmesi halinde çıkmanın bir yolunu bulacağından endişe etmekteymiş. NATO'dan çıkma isteğini hiçbir zaman kaybetmedi diye Washington Post'a bir açıklama yapmıştı Bolton. Hazır Trump mevzusu da açılmışken işin daha da bir garip haberini belirteyim. Trump büyük ihtimalle şu an mevcut Başkan Biden ama önümüzdeki seçimlerde yaklaşan Amerika seçimlerinde Amerika'nın yeni devlet başkanı da Trump olacak gibi. Çünkü Biden artık yavaş yavaş hani zaten ulusal medyada sürekli karşımıza çıkıyor. Yok işte Biden şunu yapamadı. Biden şurada tekerledi. Şurada Biden düştü. İşte isimleri karıştırdı. Bu haberleri hep görmekteyiz. Biden gerçekten de bundan sonraki dönemde nasıl aday olacak? Oldukça tartışma konusu ama Trump şu an özellikle de Amerika içerisinde gümbür gümbür geliyor. Destek sayısı da günden güne artıyor. Türkiye ile ilişkileri nasıl olur? Valla dediğim gibi tahmin edilebilecek bir adam değil. Bugünkü bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.